Eski bir asker olan Kaşif Ed Stafford kendisine akıl almaz bir görev belirledi. Amazon nehrini bütün uzunluğunca yürüyen ilk kişi olmak. 7000 kilometre uzunluğunda dünyanın en zorlu arazisi ve daha gitmesi gereken 3200 kilometrelik yolu var. Hiçliğin ortasına doğru gidiyoruz. Ölümcül, vahşi yaşamla takım olmak. Aman tanrım, sinirlere doğru geldi. Şimdi Güney Amerika'nın en ücra ormanlarına girmek üzere. Şimdi gerçekten hayatta kalma mücadelesi başladı. Dünyanın en geniş nehrini keşfetmek için yapılan 2,5 yıllık bir serüven. Benim adım Ed Stafford. Amazon nehrini yürümeye çalışıyorum. 14 aydır yürüyorum ve bir 14 ayım daha var. Yani yolun yarısındayım. 33 yaşındaki Ed, Peru boyunca 400 günde 4000 kilometre yürüdü. Tamam, gidiyoruz. Yakın bir zamanda uyuşturucu tacirleriyle karşılaştı. Arkamızdaki adamlar kaçmamızı önerdiler. Yasa dışı baltacıların örümcek maymun ziyafetine rastladı. Bu kuyruğunun bir parçası. Tacoma kabilesinin reşit olma törenine davet edildi. Kesinlikle sarhoş. Ed her şeyi kendi kaydediyor. Film ekibi yok. Bütün yolu yerel halktan insanlarla yürüyorum. Bunlardan biri de 9 aydır benimle beraber yürüyen Cho Sanchez. Bugün de benimle beraber. Ed'in idolü 1800'lü yıllardaki orman kaşifi David Livingston'ı takip edebilmesi için azme ve şansa ihtiyacı var. Ne yazık ki aldatıcı bölümü henüz geçmedik. Ed, Peru'dan Kolombiya'ya 4000 kilometre yol yürüdü. Şu anda Brezilya'da ve gitmesi gereken 3000 kilometrelik yolu var. İlk kısmı Tabatinga'dan iki büyük nehrin karşılaştığı Manausa, 12 aylık zorlu orman yürüyüşü. Sonra nehri takip ederek 2000 kilometre daha yürüyüp Atlas Okyanusu'na ulaşmak. Ed yürüyüşün bu kısmına Brezilya sınırında başladı. 32 yaşındaki Britanyalı Sam Dyson'la beraber yürüyecek. Neler yapacağımız konusunda biraz endişeliyim. Biraz heyecanlıyım. Neler olacağını bilmiyorum. Sam'in çok etkileyici bir fiziği var. O bir Shaolin keşişi. İngiltere'de şu anda çok popüler olan dövüş sanatlarının lideri. Düşünüyorum da bu benim askerlik eğitimime eşdeğer bir şey. Böyle iyi mi? Evet, iyi dostum. Tecrübesi yoktu fakat üstesinden gelebilecek bir sağlamlığa sahip olduğunu düşünüyorum. Dilimizi konuşan birilerinin olması harikaydı. Amazon onu hızlıca şekle sokmuştu. Gerçekten ilk defa ormandayım. Ve sıcak, serinleyemiyorum. 45 dakikada 2 litre su içtim. Evet, bu gerçekten zor bir iş. 33 derece ve neredeyse tamamı nem. Haritalarında işaretli olan son kasaba Porto Seguero'ya gitmek için 500 kilometre yürümek zorundaydılar. Zorluydu diyebilir miyiz Sam? Evet. Ama kısmen alışmaya başlayacağımı umuyorum. Tamam. Şimdi. Yağmur sezonunun sonuydu. Amazon nehir kıyılarını boşaltmıştı ve şimdi bataklıkta yürümeye çalışıyorlardı. Tükendim. Koşuyorum. Çok zor. Nemli orman koşulları Sam'in ayaklarına zarar vermeye başlamıştı. Bunu görüyor musunuz? Şuna bakın. Bakın, onu sıkıyorsunuz ve bu şekilde. Bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Sam iyi bir gün geçirmiyor. Bunu söylemem gerekiyor. Nem ve sürekli rutubetin olması iyileşmesini engelliyor. Sahip olduğunuz şey nemli, iltihaplı ve enfeksiyonlu ayak tırnağı. Tırnak ucumun altı tamamen siyahlaştı. Bunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sıkıyorsunuz ve kan dışarı çıkıyor. Evet. Bu tehlikeli bir şey. Ormanda mikroplu bir ayak tırnağı kolayca kangren olabilir.
Doğru biçimde tedavi edilmezse organı almak gerekir. Yoksa ölümcül bir hale alabilir. Yolda kütük olduğunda beni uyarmalısın. Attığı her adım acı veriyordu. Evet, 5 ayak tırnağımı kaybettim. Her gün onlardan irin çıkıyor. Ayakları yaralı ve şişmişti. Botunu çıkarmak zorunda kaldı. Bu kan ayak tırnaklarımın altından sıçradı. Ayak parmaklarını yanında getirdiği yodla dezenfekte ediyordu. Fakat sonunda başka seçeneği kalmadı. Sam, keşif gezisinden tıbbi bir yardım bulmak için ayrıldı. Bu Cho'yla ormanda yürürken çok rahat ettiğimi fark ettiğim ilk andı. Cho inanılmaz fedakar bir insan. Her zaman yardım etmek için orada. Sam bu yolculuğu tamamlamak için başka birine daha ihtiyacım olmadığını anlamamı sağladı. Cho'yla beraber kendi başımıza oldukça iyiydik. O bir çılgın, ne yaptığını bilmiyor. Fakat dünyayı değiştirenler çılgın adamlardır. Şimdi uyandım ve sinekliğime baktım. Orada su damlaları var zannettim. Fakat su damlaları değil, delikler vardı. Karıncalar her şeyi yemiş. Buna inanamıyorum. Bir karınca ordusu Ed'in eşyalarına saldırı düzenlemişti. Karınca ordusu tarantuladan akrebe kadar yollarına çıkan bütün omurgasızları yiyebilir. Bu küçük şeyler orayı kazıyorlar ve kıskaçladılar. Bu benim başıma geçirdiğim sinekliğim. Delikler ne kadar büyük. Sırt çantamdaki ipler kopuyor çünkü karıncalar tamamını yemişler. Karıncaların açtığı deliklerden ip geçirerek yeniden yaptım ve bu işe yaradı. Dolayısıyla karıncalara teşekkür ederim. ...480. günde Ed ve Cho Amazon Nehri'nin ana kolundan ayrılarak güneye, ıssız Brezilya ormanlarına doğru yön değiştirdiler. Sonraki 6 ay boyunca vahşi hayvanların merhameti ve kavurucu kuru sıcağın getirdiği ölümcül tropikal hastalıklarla uğraşacaklardı. Sonraki durakları küçük bir kasaba olan Porto Seguero'ydu. Evet, vay canına. Büyük bir nehir var ve daha çok ev var. Evet, kesinlikle küçük bir topluluk bulduk. Burası Ed'in haritasında işaretli olan son köydü ve Takamo kabilesinin topraklarının da sonuydu. 110 kişinin yaşadığı bu köyde insanlar uzaktaki bu nehirde balık tutarak kimliklerini korumak konusunda çok kararlılar. Merhaba. Arkamdaki küçük arkadaş bir örümcek maymun ve adı da Rita. Merhaba Rita. Kuyruğunun kolunu sardığını görüyoruz. Kuyruğu da katılımcı. Onun 5. bacağı gibi hareket edebiliyor. Böylece ağaçlarda sallanabiliyor. Teşekkür ederim Rita. Teşekkür ederim. Nehrin etrafındaki toprak hala çamurluydu. Bu nedenle Ed ve Cho ormanın içlerine doğru girmek ve Korari kasabasını bulana kadar 730 kilometre yol yürümek zorundalardı. Nehirden uzaklaştıkça daha tehlikeli olacağı anlamına geliyordu. Oradan ayrılmalıydık ve planımız şuydu. Dikkatli olacaktık ve farklı ırmak kollarında eşyalarımızı düzenleyecektik. Pusulanın göstergesine göre yön değiştirecek ve ormana girecektik. 36 kilo. Bu çok uzak bir etap. Yemeklerimizi taşımak zorundayız. Bu da gerçekten ama gerçekten bizi ağırlaştıracak. Önlerindeki 3 ay hayatta kalmak için balık tutmaları ve yiyecek aramaları gerekiyor. Normal. Amazon'da 2,5 milyon farklı böcek türü yaşamakta. Bunlar arasında en agresif olanı Brezilya yaban arısı. Bu altına kolaylıkla girebileceğimiz yükseklikte. Bazen onları fark etmezsiniz bile. Ow! 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 Bir tanesi boğazıma kaçtı. Yutkunamıyorum. Yutkunamıyorum. Ow! Ow! Ed'in öksürdüğünü gördüm.
Bütün yaban arıları onu sokuyorlardı. Ve o hala onları kaydetmeye çalışıyordu. Şimdi çok kızdım. Nasıl girdiniz başımın üstüne? Ben sadece gülüyordum. Zavallı yaşlı kel diyordum. Bir günde 3 defa ısırılmak çok fazla. Arılar tarafından sokulmuş olan et inatla ormana doğru ilerliyordu. Fakat açlık ve dezoryantasyon onları bekliyordu. İlerideki topluluğa ulaşmamıza 90 kilometre var ve yiyeceğimiz yok, yiyecek yok. Kaşif Ed Stafford ve Perulu rehberi Cho, Amazon nehrinin suyla kaplanmış ana kolundan kurtulmak için ıssız ormanlara doğru yürüyorlardı. Yerel bir rehberleri yoktu. Onlara rehberlik edecek bir nehir ya da yol da yoktu. Basitçe kendilerine yürüdükçe bir yol açarak doğuyu gösteren pusulalarını takip ediyorlardı. 6 saatten sonra 2 kilometre yürüyebilmiştik. Bu çok belli bir şey değil mi? Ormanda bu şekilde yürümek. Sizi almasına izin verirseniz daha zorlaşacaktır. Bazen mizah anlayışınızı korumanız zorlaşıyor. Çünkü derinlerde bunu komik bulmuyorsunuz. Hiç komik bulmuyorsunuz. Bu sizi üzüyor. Kuari şehrindeki Amazon nehrine ulaşmadan önce 730 kilometre gitmeleri gerekiyor. Toparlanmaları için başka bir yerleşim biriminin nerede olduğuna dair Ed'in hiçbir fikri yoktu. Temel karbonhidrat kaynakları un ve kızartılıp kurutularak toza dönüşen manyok köküydü. Yemek payımızı kaşık kaşık ayarlıyorduk. Yerliler arasında kullanılan başlıca yemeklerden. Hafif ve enerji verdiği için uzun yolculuklar için mükemmel. Çok fazla miktarlarda taşıyabilirler fakat alınan miktarın yarıya indiği günlük yiyeceği paylaşmak zorundaydılar. Öyle olsa bile onları bir hafta sonra bitecekti. İkimize bir gün için yarım kap un. 3 gün sonra Ed ve Cho nehirden 70 kilometre uzaklaşmışlardı. Su çok az bulunur hale gelmişti. Burada küçük bir su birikintisi var. İhtiyaçlarını gittikçe küçülen havuzlardan karşılıyorlardı. Tadı bir tuhaf. İki gün daha yürüdükten sonra toprak tamamen kurumuştu. Hiçbir şey yok. Vahşi doğada yaşayan bir insanın başına gelebilecek en kötü şey susuzluktur. 2-3 gün sonra gerçekten hayatta olmayabiliriz. Yavaşça ormana doğru yürüdüler. Sonra nihayet sonraki gün aradıklarını buldular. Tamam. Kendimize bir su birikintisi bulduk. Çoğunun açtığı ayak izi kadar bir birikinti. Yeter mi bakalım? Göreceğiz. Su durgundu ve mikroplarla doluydu. Oldukça berrak. Suyu yerleştirdiler ve sonra da kaynattılar. Fakat bundan önce çoğunun yorgun düştüğü çok belliydi. Gözleri kararıyor ve şiddetli bir baş ağrısı var. Çok şiddetli. Büyük bir stres altında olduğunu görebilirsiniz. Basitçe yeterli bir şekilde beslenemediği için bu durumda. Fakat bütün öğleden sonra yürümek zorunda. Başka şansı yok. Ed devam etmeleri konusunda ısrarcıydı fakat Cho gün bitmeden yıkılmış ve yorgun düşmüştü. Lanet olsun Cho'ya bak. Sırtımdaki çantaları daha fazla taşıyamadım ve bayıldım. Eğer Cho gerçekten hastaysa ölecekti. Bu melodramatik değildi. Sadece gerçek buydu.
Ruhsal dayanıklılığımız sırt çantalarımızı yeniden sırtımıza almamızı sağladı ki bu çok saçmaydı. Ed ellerinde yemekleri olmadan ormana doğru ilerlemek konusunda çoğu zorluyordu. En yakın hastane 100 kilometre kuzeydeki tepedeydi. Ed'in Cho'nun bu kadar uzak bir mesafeye dayanıp dayanamayacağına dair fikri yoktu. Cho'nun almış olduğu kaloriler vücudunda çok uzun kalamıyordu. Ed'in Cho'ya önerebildiği tek şey 3 tane ibuprofen hapıydı. Onun stabilize edilmesi için kesinlikle temiz suya ihtiyaçları vardı. Şimdiye kadar 4 kez kustu. Bu gerçekten dışarıda tek başına olma hissiydi. Ve bir şeyler ciddi bir şekilde ters gitmeye başlarsa bununla baş etmek zorundaydık. Yağmur yağıyor. Teşekkür ederim. Artık suyumuz var. Yağmur tam zamanında yağmıştı ve susuzluklarını gidermek için bir fırsat vermişti. Birkaç saat içinde Cho'nun semptomları iyileşmeye başlamıştı ve en büyük korkuları hafiflemişti. Harika ve arıtmaya gerek yok. Şimdi tekrar dolduracağım. Fakat ikili son iki gündür birkaç kilometre yürüyebilmişti. Hala azıcık kalan yemeklerini zorluyorlardı. Ateş çöktü ve bugünkü unumuz şu anda yerde ateşin üstünde. Yere düşen bu unlara biraz duygusal yaklaşıyorum galiba. Biraz kumlu gibi. Kesinlikle kumlu. Sanırım çoğu çok mutlu değil. Dökülen unları Ed ve Cho'nun geriye kalan son yemekleriydi. Uygarlıktan 100 kilometre uzakta ve yiyeceksizken akla gelmeyecek bir şey oldu. Uydu belirtisi yok. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Bir sonraki kasaba ya da topluluktan 90 kilometre uzaktayız ve yemeğimiz yok. Son nokta. Durumumuz böyle. Yani özetle. Ed'in haritalarında bu uzaklıktan yola ulaşmak için kullanılacak çok küçük detaylar var. 1 ila 4 milyon harita Tesca'nın dünya atlasında yerini bulmaya çalışıyordu. Ed'in şu anda yapabildiği tek şey pusulayı takip etmek ve en iyisini dilemekti. Her şeyden önemli olan şey açlık demeseydim yalan söylemiş olurdum. İnanılır gibi değil. Yiyeceksiz iki günlük yürüyüşün ardından küçük bir palmiye ağacı fidanı sırasına rastladı. Heart of Palm adı verilen ve içi kesinlikle ihtiyaç duydukları karbonhidratla dolu bir sebze türü. 4 metrelik fidanda günlerce sürecek yürüyüşleri için yeter miktarda topladılar. Hayatımda hiç tadı bu kadar güzel olan bir sebze yemedim. Lezzetli. Taze yiyecekler çoğunun sağlığını eski haline getirmeye başladı. Bir günlük dinlenmenin ardından turp gibiydi. İyiler. Şansları devam ediyordu. Yorucu geçen bir haftanın sonunda bir vahaya rastladılar. Nehrin ana kanalına gittikçe yaklaşıyorlardı ve sığ bir göle dönüşmüş bir ırmak kolu buldular. Balık tutabileceğimiz kadar büyük bir nehre ulaştık. Fakat çoğunun bir şey yakalayabileceğine dair bir inancım yoktu. Ve sırtında 30 tane balıkla geri döndü. Nehre Mucize Nehir adını verdik. Çünkü bir tencere ardından bir tencere daha balık suyu yaptık. Bu siyah pirana.
Burada bulabileceğimiz en büyük balıklar. Burada görebilirsiniz. Ed geçici olarak ateşi yakmıştı. Yakaladıkları her balığı konserve yapıp yanlarına alacaklardı. Gerçekten iyi geliyorlar. Tatları gerçekten çok lezzetli. Kıtır kıtır parçalar var. Fakat gölde yaşayan tek canlı balık değildi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Timsah değiller. Timsahlar dostum, timsahlar. Üzgünüm, biraz gerginim. Buradaki timsahların uzunluğunun 3-3,5 metre civarında olduğunu düşünüyorum. Bunlar bir timsah türü. Geyik kadar büyük hayvanları avlayabilen Amazon'daki en büyük yırtıcı hayvanlar. Ağdan daha fazla balık toplayacaktık ama yapamıyoruz çünkü korkuyoruz. Doğru değil mi Cho? Söylesene. Cho. Üzgünüm Cho. Kusura bakma. Cho hala yıkanıyormuş. Sabahın gelmesiyle beraber sürüngenler balık avını sonlandırmıştı. Güzel bir gece uykusu değildi. Bütün gece boyunca suyun içinde kaldılar. Ağlarımız tamamen yok olmuştu. Buna inanamıyorum. Yakaladıkları son şey ağın içinde boğulmuş yavru bir timsahtı. Bir timsah kafası. Bu etin sadece tavuğa benzediğini söylemek klişe olur, öyle değil mi? Aslında daha çok balığa benziyor. İkili şimdi neredeyse tamamen arazinin dışında yaşıyordu ve çoğunun sağlığı yerindeydi. Biraz pirana ve biraz palmiye ağacı. Yanımıza getirdiğimiz tek şey olan tuz. Fakat hayatta kalacağız. Doğaçlama yapmak zorunda kaldığımız ve bunu elimizdeki malzemelerle yapmak zorunda kaldığımız, malzemelerimizin kırıldığı, yiyeceksiz kaldığımız zamanlar yaşamamızın bizim becerimize bağlı olduğunu bilmek, bunun adrenali gerçekten inanılmaz. 91 gün sonra, orman boyunca 549 kilometre yürüdükten sonra, yola benzeyen bir şeye rastladılar. Evet. Harika. Harika. Bu yol aslında ormanın içinden kuariye benzin taşıyan bir petrol boru hattıydı. GPS'leri şu anda sinyal alıyordu. 30 günden sonra nehrin ana kollarından biri olan Rio Solimões nehrinde devam edeceklerdi. Fakat ileride onları iki temel meydan okuma bekliyordu. Ed'in vücudu sinirlere doğru geldi. Ve aklı. Kafamın içinde bir savaş hakim. Kaşif Ed Stafford ve rehberi Cho Sanchez 200 gündür Brezilya'nın batısında yürüyorlar. Kuari'yi geçtiler ve nehrin ana koluna geldiler. Ed, Peru'nun Pasifik kıyılarından başlayarak Brezilya'nın kuzeyine, sonra da batıdaki Amazon havzasının el değmemiş ormanlarından geçerek 4700 kilometre yürümüş oldu. Sefer halinde geçirdikleri 18 aydan sonra neredeyse ikinci yağmur sezonuna rastlamak üzereydiler. Eğer Ed ve Cho Manavasa yağmurdan önce ulaşmamış olsalardı, ıslak orman boyunca 470 kilometre daha çamurda yürümek zorunda kalacaklardı. Yaklaşan yağmur sezonu nedeniyle çamurun içinde yürüyecek olduğumuzu düşünmek korkumuzu artırıyordu.
Amazon nehrine çok yakınız. Nehir tehlikeli bir hızla yükselip alçalıyor. Kampı yarım saat önce kurabildik. Ve nehir 10 santim yükseldi. Belki de 25 santim. Hatta belki de 30 santim. Ana kanaldan mümkün olduğunca uzaklaşarak Solimoesi'yi takip ettiler fakat yine de 1 metrelik suyun içinde yürümekten kaçamıyorlardı. Kronik yorgunluk zilleri çalmaya başlamıştı. Çoğunun ardından şimdi de ben yığıldım. Palamı tutuyordum ve parmağımı kesti. Sonra böyle oldu. Sinirlere doğru geldi. Üstüne bir yara bandı saralım. Tamam. Tamam. Yara bandı istiyorum. Ed orada yara bandına benzetmeye çalıştığı bir şeyle kanı durdurmaya çalışıyordu fakat antibiyotik olmadan ciddi bir enfeksiyon kapma ihtimali vardı. Bu kadar uzun zaman sonra kendinize karşı katı olmanız çok zor. Çok şanslıyım ki serçe parmağımı kaybetmedim. Bir hafta sonra Oro Keminar kasabasında doktora gitti. Doktor pala yarasını iyileştirdi ve kolundaki yarayı temizledi. Ciddi bir şeye benzemiyor. Doğru özelliklere sahip değil. İyi iyi. Doktorun güvenine rağmen Ed'in testleri kutanayöz lansmanyazis, et yiyen hastalığı için pozitif çıktı. Çirkinleşmemem için bazı ilaçlar almam gerekiyor. Tabii ki yolculuğuma devam etmek için de. Bugün hayatımda ilk defa kendime damardan iğne yapmaya çalışacağım. Biraz endişeli olduğumu söylemeliyim. Şimdi yavaş yavaş şırıngayı batırıyorum. Yavaş yavaş. İğneyi çıkarıyorum. İlk defa damardan iğne yaptım. İki hafta sonra Ed'in vücudu tekrar kabarmaya başladı. Dirseğimde ve dizimde bu büyüklükte sıvılar var. Bütün eklemlerim çok komik görünüyor. Şuna bakın. Ed eğer devam etmek istiyorsa, sıvının o bölgelerden alınması gerektiğine karar verdi. Stafford, yap artık. Fena miktarda sıvı çıkmadı. Vücudunuz çalışamaz hale geldiğinde, sizi de aşağı doğru çektiğinde ortaya çıkan bir element var sanırım. Kendi kendini yenileyebilen bir bisiklet. Canlandırıcı bir meydan okumadan çok gayret etme haline gelmişti. Sabrım azalıyor ve sonra yükselen bu garip his geliyor. Panik değil. Daha çok klostrofobi. Gerçek bir huzursuzluk hissi. Sadece gitmek istiyorum. Her tarafımı karıncalar kapladı. Sürekli sivrisinekler var. Bundan nefret ediyorum. Sadece her şeyin uzaklaşmasını isteme hissi. Çoğuyla birlikte olmamıza rağmen çoğu farklı bir kültürden, farklı bir dil konuşuyor. Etrafınızda şaka yaptığınız insanlarla takılmakla aynı değil. Benim için bu izolasyon mücadeleye başlamam gerektiği anlamına geliyor. Çoğuya kızgınım. Çünkü bir çantayı kaybettik. O çantanın içinde böcek kovucu, talk pudrası vardı. Kasıklarımızda kızarıklıklar var ve bacaklarımız ve testislerimiz arasında enfeksiyon var. Çoğu buna güldü. Ve bu hayatın bir parçası dedi. Bu hayatın bir parçası değil. Aslında kötü bir idare. Ormanda da bu durum asla kabul edilemez. Aslında çok kızgınım. Biliyorum evinizde televizyonun karşısında oturup izlerken bu çok saçma gelebilir. Fakat ormanda talk pudrası olmadan testis torbanızın eriyeceğinin garantisini verebilirim. Ve bu çok ciddi bir şey. Fakat çoğu buna aldırmıyor.
Sanırım yolculuğun sonuna doğru çoğuyla oldukça yakın olmuştuk. Bir kardeş gibiydi ve ailenizin yanında yaptığınız gibi sonunda onu tersledim. Oldukça saçmaydı. Sonradan bana saçma gelmişti yani. Sakinleştiğinde aynı bir kardeş gibi benim hatamdı. Üzgünüm diyebildi. Günaydın. Bugün Noel. 2009 yılı. Yolculuğun 632. günü. Ed'in uzaklarda kutladığı ikinci Noel'di. Yağmur sel gibi yağıyor fakat iyi niyet mevsimi onu depresyondan çıkarmaya yarıyordu. Evet, Joe bir sürü balıkla döndü. İyi iş Joe. Tamam öyleyse, güzel bir Noel yemeğimiz olacak. Çok güzel görünüyorlar. Mutlu yıllar. Ed, 10 yıl önce hayatını kaybeden babasından bahsetmeye başlayınca, Joe'yla olan bağları daha da kuvvetlendi. Birazcık duygularımı açığa vurmuş durumdayım. Muhtemelen 2 saate yakın ağladım. Çok tuhaf değil mi? Kendinize kaşif diyorsunuz ve 2 saat ağlıyorsunuz. Beyniniz canınıza okuyor tekrar. Şubat ayı ile beraber Ed ve Joe korkunç bir seli geçerek Manavasa ulaştılar. Ed nehri 4000 kilometre boyunca takip etti. Yolculuğuna küçük bir suyla başlamıştı. Şimdi ise yaklaşık 30 kilometre genişliğinde bir endüstriyel karayolunda yürüyecek. Atlantik kıyılarının doğusuna doğru yürümek için daha yüksek ve sağlam topraklara ulaşmaları gerekiyordu. Bu noktada nehir büyümüştü. Dalgalar daha büyüktü. Gerçekten denize karşı kürek çekmek gibiydi. Dalgalara karşı 90 derecelik bir açıyla durduğumuza emin olmalıyız. Aksi takdirde doğruca yan tarafa gelirler ve kısaca batarız. Ed ve Joe doğanın en inanılmaz görüntülerinden biri tarafından ele geçirilmişlerdi. Suların karşılaşması. İki nehrin karşılaştığı ama karışmadığı yer. Rio Solimões kahverengi ve bulanık bir nehir. Birçok tortuyu toplayarak akar. Rio Negro siyah bir nehirdir. Daha berraktır çünkü yavaşça akar ve daha az tortu taşır. Farklı yoğunlukları, farklı hızları ve farklı sıcaklıkları nedeniyle bu iki nehir Amazon nehrinde birleşmeden önce 9,5 kilometre boyunca yan yana akar. Bu inanılmaz. Sonunda burada olduğumuz için çok heyecanlıyım. Endüstrileşme Amazon'un bu kısmına zenginlik getirmiş. Fakat bunun bir bedeli var. Şu anda en büyük iş kolu ormanları kesmek. Bu sert kereste buradaki yüzlerce yıllık ağaçlardan elde ediliyor. Dünyanın dört bir yanına gönderilmek için karayolu ya da nehirle naklediliyor. Hayvanların çağırdığı, kuşların öttüğü, çok verimli olan yağmur ormanlarından çıkıp böyle alev alev yanan siyah bir tarlayı görmek bizim için çok üzücü oldu. Ed ve Joe yakında kütükleri taşıyan bir araçla nehirde yol alabilecekler. Fakat bundan önce ormanın onlara sakladığı bir sürpriz daha var. Sinekler doğadaki en aldatıcı hayvanlardır. Bu küçük kıllı sinekler sıcakkanlı herhangi bir memelinin derisinin altına yumurtalarını saklarlar ve larvalar bir parazit gibi vücutta yaşar. Bu sinek kafamın içine büyüyen bir yumurta bıraktı. Başımdaki etleri yiyor. Tamam, kafamdaki at sineğini boğmak için bu yapıştırıcıyı kullanacağız. Her zaman değişiklik yapmak gerekiyor.
Bir limonun dikenini aldım ve bununla onu sıkmaya çalıştım. Larvayı tek parça çıkardığından emin olmak için Ed'in kafa derisini dikkatlice kazıyordu. Teşekkür ederim Joe. Ed ve Joe ormandan ayrılmış ve yolculuklarının son ayağı olan Brezilya'nın zirai bölgesine girmişlerdi. Birçok insan Amazon'da yürürken orman görüntülerini hatırlayacaktır. Fakat burada bütün ağaçlar kesilmiş ve büyük yeşil tarlalar açılmış. Büyük tozlu yol şebekeleri yapılmış. Yani burada insanın etkilerini görüyorsunuz. 2,5 yılın sonunda Ed'in vücudu iflas etmişti ve görev tehlikeye girmişti. Derimi sökmek istiyorum. İngiliz kaşif Ed Stafford ve rehberi Joe Sanchez, Amazon'u yürüyerek geçme görevlerinin son ayağındalar. Eğer tamamlayabilirlerse 7000 kilometreyi yürüyerek tamamlayan ilk insan olacak. İkili, Belem şehri ve Atlantik Okyanusu'na ulaşmak için sonraki 10 gün boyunca 400 kilometre yol yürüyecekler. Bu Ed'in Amazon'ları yürüyerek geçtiği yolculuğunun son noktası olacak. Şimdilik günde 40 kilometre yürüyorlar. Ed bir bitiş tarihi belirledi. Haritaya baktım ve bu serüvenin 10 gün sonra biteceğine karar verdim. Uçuşlarımı da ona göre planladım. Böylece insanlara o güne dair söz vermiş oldum. Atılan her adım medeniyete biraz daha yaklaştırıyordu. İngiliz bir kaşifin dünyanın en büyük nehrinin etrafındaki 7000 kilometrelik yolculuğunu tamamlamak üzere olduğu haberleri yayılıyordu. Bu devasa yolculuk Nisan ayında başlamıştı. Haritaya baktığımızda bunu kolayca yapabileceğimiz görülüyordu. Sonra bu büyük yön hatasını yaptım. Ed mevki tahmini yaptı ve kırlıkta küçük bir mola vermeye karar verdi. Elektrik direklerinin olduğu bir yerdeyiz. Google Earth'te bunu yol olarak algılamışım. Ama görüldüğü gibi yol değil. Burası başka bir yer. Orada kalın böğürtlen çalıları vardı. Telgraf tellerini takip etmek gibi komik bir yola başvurduk. Bazen yürünebilir, bazen değil. Yürünemediği zamanlarda ağaçlara çarpıyorsunuz. Hızlı yürüyemiyorlardı. Bu sert çalı ve makilerle yaptıkları 2 günlük savaşın ardından sadece 10 kilometre yürüyebilmişlerdi. Kollarıma bakın. Bütün gün bu sert çalılar. Şu anda takvimimize göre bu sırt çantalarımızla günde yaklaşık 55 kilometre yürümeliydik. Bir saatte 5 kilometre yürümek hızlı bir yürüyüşse günde 55 kilometre 11 saatimizi alacak. Makilerle başka bir 2 gün daha geçirdikten sonra nihayet yola geri döndüler. Ormana son düşüşümüzdü. Bu tozlu yollar bizi asfalt bir ana yola taşıyacak. Yolculuklarını tamamlamaları için yürümeleri gereken sadece 300 kilometrelik bir yol kalmıştı. 26 saatte 108 kilometre gitmemiz gerekiyor. Hiç durmadan. Tamam, sahile 75 kilometre kaldı ve saat gece 1. Bitiş çizgisinden birkaç saat önce, 7000 kilometrelik yürüyüşten sonra Ed yere yığıldı. Bütün vücudumuzu kızarıklıklar kapladı. Sanki arı sokmuş gibi. Derimi sökmek istiyorum. Sahile ulaşmalıyım. Yolculuğun son günü.
ama ben yerde acı çekiyorum. Ed, ayağa kalkmak için kendini zorladı. Amazon Nehri boyunca yürüdük diyebilmemiz için 4 saat daha yürümeliydik. Güneşin doğmasıyla haberciler görünmeye başlamıştı. Komando takımı gibiydiler. Bu inanılmaz. Çok tuhaf. O an itibariyle bütün fiziksel yorgunluklar uçup gitmişti ve adrenalinin tepelerindeydik. Sonra dalga seslerini işitmeye başladık. Havadaki tuz kokusunu alabiliyorduk. Köşeyi döndük ve Atlantik Okyanusu gözlerimizin önündeydi. Amazon boyunca 2,5 yıllık süren yolculuk ve işte Atlantik Okyanusu. Bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim. Bütün yol boyunca sızlandım, mızmızlandım. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz. İngiliz bayrağını kaptığında ağlamaya başladı. Bana baktı ve dedi ki, bitirdik. Bu macera hayatımı değiştirdi. Sonsuza kadar arkadaş kalacağız. Ölene kadar arkadaş. Ed, 860 gün süren yürüyüşünün ardından rekorlar kitabına geçti. Bunu yapabileceğini biliyorum. Bu keşif gezisini tek başına tamamlayabilir. Amazon'u tek başıma yürüyorum. O, bütün Amazon Nehri boyunca yürüyen ilk insan. Bacaklarım artık tamamıyla çalışamaz halde. Bu tarihteki en uzun orman yürüyüşü. Ed, İngiltere'de bir kahraman gibi karşılandı. Ailesi onu 2,5 yıldır ilk defa canlı görüyordu. Büyük bir İngiliz keşfi gerçekleşirken, Ed'in kahramanı David Livingstone öğrenmek istiyor. Ed bunu nasıl becerdi? Amazonlarda yürümek, doğayla boy ölçüşmek gerçekten çok zor görünüyor. Bunu dünyada daha önce hiç kimse yapmadı. Çünkü inanılmaz derecede zor bir şey. Büyük kaşiflere bakın, Livingstone gibi. Nereye gittiğinden %100 emin olduğunu sanmıyorum. Birçok kez kayboldu. Etrafınızdaki, doğadaki her şey size dur dediğinde bir şekilde devam ediyor olmak. Gerçekten çılgın olmalısınız. Bayanlar baylar, Ed Stafford. Her zaman babam bana bir sürü değer aşılamaya çalışırdı. Bu değerlerden biri de sorumluluktu. Eğer bir şeye başladıysan bunu sonuna kadar götürmelisin derdi. Beni eve kadar iten şey buydu. Her zaman eğer bu yolculuğu tamamlarsam bunu babama ithaf edeceğim derdim ki şimdi de bunu yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. The Royal Geographic Derneği Ed'i akademi üyesi olarak kabul etti ve tarihteki Büyük Kaşifler listesine katıldı.